Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar e, Terra, FTX gibi e, firmaların ilişkileri hakkında, daha doğrusu ilişkilerinin bulunduğu teori hakkında konuşacağız. Kripto sitesi üzerindeyiz. Arbitrum, Vintermut, Terra, FTX ve alameda ilişkili mi diyor? Son zamanlarda piyasaya büyük bir airdrop ile girmesi sonucu popüler olan Arbitrum platformunda bazı sorunlar yaşandı. Özellikle Arbitrum Vakfı'nın harcamaları kullanıcıları şüphelendirdi. Şimdi ise Arbitrum'un başka şirketlerle alakalı olabileceğine yönelik iddialar var. Bu arada e, Terra Klasik ekibi arkadaşlar baştan bunu e, doğrulayabilecek bir argümandır. E, Terra Klasik ekibi başından beri Arbitrum'u desteklemiştir onu da söyleyeyim. Haber kaynaklı işteyiz. Arbitrum yönetim ve topluluk tartışması büyüyor. Popüler DeFi ölçeklendirme projesi Arbitrum'un arkasındaki ekip olan Arbitrum Vakfı, ARB token'ını izinsiz sattığı için topluluktan tepki gördü. Vakıf, işletme giderlerini karşılamak ve özel yardımlar sağlamak amacıyla 700 milyonlu satmak amacıyla 3.2 milyar dolar değerinde 2.7 milyar ARB token ihraç etti. 700 milyonun satılması 840 milyon dolara yani çalışan başına yaklaşık 65 milyon dolara denk gelmekte. Şimdi, e, normalde bunu yapmadan önce arkadaşlar, e, yani platform dahilinde şeye danışmak gerekir yatırımcıya. Bir öneri başlatmak vesaire gerekir. Çünkü özellikle topluluk odaklı bir coin'seniz Arbitrum'unda e, iddia ettiği üzere yatırımcılar aynı zamanda birer e, ortak sayıldı, tamam? Mı? Bu bağlamda bunun izinsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi Düzgün bir hareket değildir. Kesinlikle yanlış ve e, art niyete aranabilecek bir harekettir. ha Art niyet aranmaması fakat e, eksik ve yanlış bir hareket olması gibi daha hafif bir duruma nasıl gelebilir? Devamındaki e, yapılan harcamaların delillendirilmesiyle olabilir. Arbitrum ekosistemi Ethereum için bir defi ölçeklendirme çözümü olarak dikkat çekerken... ...bazı blockchain geliştiricileri yönetim olmadan bu kadar büyük bir token ihracına duyulan... E, ihtiyacı sorguluyor. Bir rakip olan optimizm dolaşımdaki yalnızca 315 milyon OP token'ı bulunuyor ki bu da arbitrum'unkinin 9'da e, biri diyor arkadaşlar. Ya tabii şöyle de bir durum var. E, unlock miktarı önemli. Ne kadar unlock yapılabilir? Anlatabiliyor muyum? Bu da önemli arkadaşlar. Yani OP'nin az bulunuyor fakat arbitrum belki doyuma ulaştı OP'ye ulaşmadı. Dolayısıyla doyuma ulaşan Deflasyonist ulaşmayan, enflasyonist olarak karşımıza çıkacaktır. Ben bu arada Arbitrum'u da optimizm'de her iki e, projeyi de beğeniyorum. Topluluk, vakfın ARB tokenlarını ARB sahiplerinden onay almadan sattığını fark ettiğinde sorun daha da derinleşti. Vakıf, ARB token sahiplerine Arbitrum'un yönetimde söz hakkı vermek için merkezi olmayan özel bir organizasyona geçme sözü vermişti. Bu da tabii ki işleri karıştırıyor. Ancak vakıf, idari masraflar ve özel hibeler adına kendisine 1 milyar dolar değerinde ARB token tahsis etmeyi önerdiğinde ARB sahipleri değişikliğe karşı oy kullandı. Vakıf daha sonra teklif oylamaya sunulmadan önce ARB tokenlarının bir kısmını satmaya devam etti. Topluluk tarafından itiraz edildiğinde vakıf ilk teklifin yalnızca vakfın zaten almış olduğu bir kararı onaylamak için olduğunu iddia etti. Bu olay Arbitrum ekosistemindeki yönetim sorunlarını gün ışığına çıkarmış ve toplumun kontrollerini etkinliği hakkında soru işareti yaratmıştı. Evet, tam olarak da açıklanabilmiş bir olay değildir ee, arkadaşlar. Bu arada tabi Arbitrum'la Terakles'in arasında e, bir e, işbirliği var mı olacak mı tam bu da bilinmiyor fakat FTX Alameda ve e, Tera tarafın ilişkisi aslında şuydu FTX'in çöküşünde e, bir noktada farkında olmadan FTX e, kendi kuyusunu kazdı diyebiliriz. Fakat vaktiyle bu hareketi yapmakta da haksız değillerdi. Bitcoin e, fon satışları, teminatlandırılan Bitcoin'ler satılınca Terra tarafından tabii ki yatırımcı büyük ölçüde şüpheye düştü. Allah dediler ne oluyor falan. E tabii FTX tarafı da Alameda tarafı da satışı gerçekleştiren bu kaymadaki USDT kaymasındaki iki cüzdan e, bunlara aitti ve satışı yaptılar çünkü tedirgin oldular. Devamında diğer cüzdanlarla beraber kayma oldu. Beraberinde FTX de bundan etkilendi ve ilerleyen süreçte kendi iflasına da zemin hazırladı diyebiliriz. Tabii en son 157 milyar adet luncu bulunurken bunun belli miktarını elden çıkarak çoğunluğunu 40 milyar civarından itibariyle luncu bulunmaktadır FTX'in. Wintermute bağlantısı dikkat çekti. CoinGeek yazarı ve Auckland Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Atkins, Arbitrum'un Adem'i merkeziyetçilik vaadinin sadece bir ciladan ibaret olduğunu Belirterek konuya yoğunlaştı. Vakfın token sahiplerine kabul etmedikleri sürece herhangi bir karar alma etkisi vermeyeceğini ve bunun da merkezi olmayan özel bir kuruluş olmadığını gösterdiğini belirtti. E, katılıyorum arkadaşlar. bir e, Hayli e, eleştirel bir hareket. Atkins ayrıca Arbitrum'un piyasa yapıcısı Wintermoot ile olan ilişkisine dair endişelerini de dile getirdi. Wintermoot 1 milyar dolarlık temettü anlaşmasının bir parçası olarak 40 milyon ARB token aldı. Londra merkezli hedge fonu 2021'de karındaki hızla hızlı artışla ün kazandı. Zira 2020'nin sonunda yaklaşık 23 milyon dolar olan karını Aralık 2021'e kadar 500 milyon doların üzerine çıkarmıştı. Geçen yıl yaşanan tera krizi sırasında daha da fazla kazanç elde etti. Wintermute geçen yıl Mayıs ayında teranın çöküşü sırasında 250 milyon dolarlık USD e, Luna arbitraj işlemi gerçekleştirdi ve 10 milyonlarca dolar kar elde etti ya e, legaldir fakat etik değildir. Forbes Wintermute'un USD'yi 0.8 dolardan satın aldığını, 1 dolar değerinde Luna ile takas ettiğini ve ardından kar elde etmek için tekrar Luna sattığını bildirdi. Bu işlem USD 0.1 dolar civarına düşene kadar e, devam etti diyor. Wintermute sıradaki FTX mi? Wintermute'un tera krizi sırasındaki yetkinliği ve getiri sağlayan çalışmaları şirketin CEO'su Gayova'ya atfedildi. Forbes Gayova'yu Alameda Resort'tan SBF ile karşılaştırdı ve kripto para piyasasında ustalıkla gezinme ve kriz sırasında büyük kazanma yeteneğini övdü. Gayova'ya göre Wintermute'un geçen yıl Aralık ayı itibariyle 400 milyon dolar öz sermayesi ve 720 milyon dolar varlığı vardı. Sion Neşi de Wintermute'un risk sermayesi iştirakının CEO'su olarak görev yaptı. Başarısına rağmen Wintermute'un bir borsası bulunmuyor ve sonunun FTX gibi olacağını düşünen bazı kişiler var. Yani e, yeterli delil yok böyle konuşmak için. Arbitrum'u ve Wintermute ile ilişkisini çevreleyen bu tartışmalarla birlikte birçok kişi ekosistemin meşruiyetini ve yönetişimini sorgulamaya başlıyor. Ki haksız da değiller arkadaşlar bir noktada. Vakfın bu endişelere nasıl yanıt vereceği ve topluluğun e, proje olan güveni yeniden kazanıp kazanamayacağı henüz belli değil. Zamanında Harmoni tarafında da böyle bir vaka yaşanmıştı ama toparlamasını bildiler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.